Merhaba. Yeni videoda karşınızdayız. Bugünkü 3 şarjlı matkapımızın pillerini değiştireceğiz. Pilimiz bugün geldi. 3 gün içinde. Amazon Türkiye'den aldık. 200 TL fiyatı. Bu sadece bir santim boyu kısa. O da önemli değil. Onun altını destekleyeceğiz. Matkapımız burada. Gördüğünüz gibi çalışıyor sorunsuz ama bataryası bitik. Onu size söyleyeyim. Burada 4 nevidası var. Bunu açacağız. Şimdi video uzun olmasın diye bazı yerlerini kapatacağım. Onu söyleyeyim size. Çünkü bayağı bir uğraşmam lazım. Bir kısımda punta var, onu sökmem lazım. Gördüğünüz gibi 4 ile söktük. Çıkartıyoruz. Bastık, tırnakları çıktı. Gördüğünüz gibi bu ayrıldı. Şimdi pilimiz burada. 2 tane tırnağımız var burada. Bunlar basit. Evet, gördüğünüz gibi 1 santim kısa. Bunun altına bu kadar yapacağız. Altına destek vereceğiz, bir şey yapacağız illaki. Çünkü burası yetişmesi için. Buraya bu puntaları söküp buraya lime yapacağım. Bunu size söyleyeyim. Burada ısı şeyi var. Bir kablo çıkartacağım şuradan. Alttan. Yani o kablo kısmı da burada. Onu söyleyeyim size. Burayı lime'leyeceğiz. Sormak istediğiniz soru varsa sorabilirsiniz. Videoyu durduruyorum ben. Daha sonra tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar. Sökmüştük. Videoyu durdurdum. Tekrardan başladık. Bu kısmı çıkarttık puntolarını. Tornavidayla kastırarak. Buraları zımparalıyoruz. Çünkü yağlı olduğundan dolayı lim tutmayacak. Bende punta makinesi yok. Onu söyleyeyim size. Lim yapacağız. Buraları güzelce zımparalıyoruz. Ondan sonra şurayı da zımparalıyoruz arkadaşlar. Onu da zımparalıyoruz. Hatta şuraya biraz daha çok ince vurmuş her şeyi de onu söyleyeyim. Onları lehim yapacağız tekrardan. Evet. Şunları kenara koyalım. Havyamızı açalım. Arkadaşlar tamam. Şuraya vuracağız şimdi pideyi. Şuraya vuracağız arkadaşlar. Şu kısma. İki tane yere. Şöyle koyalım. Şimdi arkadaşlar bunu şuraya yatıralım. Kablo böyle duracak yanda.
Tekrar şöyle eleyelim. Arkadaşlar bu işte bu kısım sıkıntılı biraz. Onu size söyleyeyim. Şöyle biraz daha lim vurayım da burası daha bol olsun. Isınsın. Tekrar merhaba arkadaşlar. Montajımızı yaptık. Eski pilimizi çıkarttık. Soketlerini bağladık. Kablolarını bağladık. 1 santim kısa olduğu için altına sünger desteği yaptım. Burada buranın altına da bir yine yapışkan, iki taraflı yapışkanlı bant sünger yardımıyla böyle boşluktaydı. Orayı da yaptık. Soketler yerine oturdu. Tam görüyorsunuz. Sorunsuz şekilde. Vidalarını taktık. 4 tane vidayı. Evet. Deneyelim arkadaşlar. Pardon. Arkadaşlar. Tekenden tut. Tekenden video çek olmuyor. Evet arkadaşlar. Matkabımızın pinini değiştirdik. Testini yapacağız. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Matkabımız sorunsuz şekilde çalışıyor. Pilimiz 1 santim kısa geldi. Aynı voltajda. Onu söyleyeyim size. Bir dakika şöyle bir çekeyim, çıkartayım. Evet. 14.4 volt 1.5 amper. Kısa olduğunda halde aynı amper volttaydı. Onu söyleyeyim size. Bunlar da böyle orijinal Bosch'un kendi pilleri. Fabrikadan çıkma. Bu boyu bulamadık. Ne yazık ki Amazon'dan buldum. 200 TL'ye. Aynı volt amper değerinde. Elinizden ustalık geliyorsa yapabilirsiniz. Sorunsuz şekilde. Sormak istediklerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Başka şeyler de sorabilirsiniz. Yani aklınızın takılıyorsa tamirat, tadilat, işte montaj, uydu montaj. Modem kurulumu ya da avize montaj, şofbe montaj, priz değişimi gibi şeyler yani basit olan şeyler ile bilgim vardır. Onları size söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum. Büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerini öpüyorum. Saygılar, sevgiler. Hoşça kalın.